Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün aslında özel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda KNC Pix Türk malı pena firmasından bahsedeceğim. İzlenimlerimi aktaracağım size. Neden hoşuma gittiğinden bahsedeceğim. Firma ile ilgili bilgi vereceğim. Biliyorsunuz artık ülkemizde de ekipmanlar, gitar aksesuarları üretilmeye başlandı. Belki çok zengin değil ama elimizde olanları en azından size sunmak istiyorum ki siz de gerek döviz artışı olsun, gerek yurt dışından bir şeyler almak durumunda kaldığınız zaman ülkemizdeki alternatifleri de görün diye bu KNC Pix firmasının penalarını size incelemek istiyorum. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sırf bir marka Türk diye onun ürünlerini kullanmak durumunda kalmamızı ben sevmiyorum. Yani illa Türk diye biz onun mallarını kullanalım, işte destek olalım. Tabii ki destek güzeldir ama hoşuma gitmeyen şeyleri de söylemek durumundayım. Ama sırf Türk malı diye de kullanmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz de kendi müziğimizi yapıyoruz, bu işten keyif almaya bakıyoruz. O yüzden bu konuda biraz da samimi olmak gerektiğini düşünüyorum. Sırf Türk diye bir şey söylemek istemiyorum o yüzden. Ama şunu söylemeliyim, gerçekten KNC Pix bence çoğu pena firmasından çok daha başarılı ürünler üretiyor. Neden bunları kullanıyorum ben? Siz neden kullanmalısınız? Ondan bahsedeceğim. Ama önce firma ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bir kere arkadaşlar firma 6 aylık bir firma, daha yeni bir firma. Ve buna rağmen bu süreçte, bu kısa süreçte yurt dışındaki fuarlarda falan kendini göstermiş durumda. Kaliteli olduğunun bir göstergesi ve bu işe inanmışlıklarını gösteriyor bence yurt dışında fuarlarda kendi ürünlerini tanıtmak. O yüzden bu işe kendini adamış bir firmanın ürünlerini denemenin önemli olduğunu düşünüyorum en azından. Böyle kısa süreli, kısa vadeli bir şey olmadığını gösteriyor bize. Sadece pena üretmediklerini de söylemek lazım arkadaşlar. Gitarın metal olmayan tüm parçalarını üretiyorlar. İşte pickguard gibi, manyetik kapağı gibi vesaire. Ama tabii biz bu videoda daha çok penalarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar ürünlerin işte kullandığı kemik, boynuz gibi materyalleri kasaplardan alıyorlar. Yani yeme amaçlı kesilmiş hayvanlardan alıyorlar. Ve arkadaşlar benim çok hoşuma giden bir detay daha. Çok ağaç kullandıkları için her ay karlarının %5'ini Tema Vakfı'na bağışlıyorlar. Bence bu da çok güzel bir şey. Sadece pena üretmek, kendi işlerine bakmak değil, aynı zamanda çevreye olan duyarlılıklarını da gösteriyor. Aslında hem Türk olmaları hem böyle bir şey yapmaları benim çok hoşuma gitti. Pena tiplerinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, 17 farklı materyalden pena yapıyorlar. Bayağı zengin bir durum bu. 14'ü ağaç tiplerinden oluşuyor. Bir tanesi kemik, bir tanesi sedef ve bir tanesi de boynuz olmak üzere. Toplam 17 tane farklı materyalden penalarını deneyebilirsiniz. Bu da aslında biz gitaristler için farklı tonları nasıl elde etmemiz gerektiğini penalarda arayabiliriz. Hem Türk olması hem bu tarz materyalleri bulabilmemiz onlardan tonumuza nasıl yansıdığını deneme yanılma yapmamız için bence çok önemli. Çünkü yurt dışında olan bir firmadan bunu getirmek, etmek vesaire çok uzun zamanlar. Masrafını bir kenara bırakalım. Uzun süreçler. Ama siz kendi tonunuzu arayan bir gitarist olarak bu materyalleri deneyerek tonunuza en çok yakışanı kullanabilirsiniz. Bence bu çok önemli bir detay. 3 tane farklı pena boyutları var arkadaşlar. Bir tanesi Jazz 3 standart pene boyutu. Bir tanesi standart boyut dediğimiz, bir tanesi üçgen şeklinde olan boyutlar. Bence arkadaşlar burası çok önemli. Sanatçı olarak, gitarist olarak kendi logonuzu, ambleminizi, isminizi penaların üzerine kazıtabiliyorsunuz, yazdırabiliyorsunuz. Bu da aslında sizin için özel bir pena üretimi demek. Özellikle etrafta çaldığınız dönemlerde kendi isminizdeki penaları kullanmak reklamınız için de önemli. İnsanlara verirsiniz, edersiniz ve daha çok isminiz duyulur. Hem çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sizin adınıza özel pena üretilmesi, üstünüze kendi isminizin olması ya da sevdiğiniz bir insanın isminin olması, markanızın isminin olması bence çok önemli. Bir şirkette çalışıyorsunuzdur vesaire. Onlar için de ürettirebilirsiniz. Firmanızın ismini yapabilirsiniz süs amaçlı. Yani aslında bu sundukları şeyler epey fazla ve bir Türk firması olduğu için de tabi gurur duyuyoruz. Ama videonun başında söylediğim gibi sırf Türk olduğu için de işte kullanalım falan değil, gerçekten kaliteli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten müşteri hizmetlerinin size karşı tavrı da çok önemli. Hemen iletişime geçip istediğiniz penayı, hangi tona nasıl uygun olduğunu vesaire çok güzel şekilde onlardan öğrenebilirsiniz. Bunları topladığınız zaman aslında çok kaliteli durumlar olduğunu görüyoruz. Pena nasıl satın alabilirsiniz arkadaşlar? Öncelikle firmanın önerdiği onlarla iletişime geçmeniz.
Çünkü sizin tonunuza, isteğinize, yaptıracağınız pena çeşidine göre size çok yardımcı oluyorlar. Bu da aslında o tırnak içinde söylüyorum custom muhabbetini iyice genişletiyor. Siz istediğiniz tonu onlarla, uzmanlarla konuşarak daha kolay şekilde yaptırabiliyorsunuz. Gereksiz denemelerdense direkt konuyla ilgili bilgi alıp istediğiniz penayı yaptırabiliyorsunuz. Nasıl sipariş veriyoruz? Zaten bu konuşmaların sonunda siparişinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram sayfalarına DM yoluyla özel mesaj atarak da bu konuşmaları yapabiliyorsunuz. Ya da web sitelerine girip oradaki canlı sohbetten de konuşabiliyorsunuz, sipariş verebiliyorsunuz. Dediğim gibi karşınıza muhatap olduğu için, sizi dinleyen biri olduğu için, bir uzman olduğu için çok daha kolay ve güzel bir süreç oluyor bu. Hem yaptıracağınız materyali hem üzerine yazdıracağınız şeyi çok daha keyifli şekilde anlatabilirsiniz ve karşılığında hemen alabilirsiniz. Bir de ülke içinde olduğu için size ulaşması da çok kolay oluyor. O yüzden arkadaşlar çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Toplam resme baktığım zaman dışarıdan gerçekten tercih edilmesi lazım. Kalitesinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar pena firmaları falan bana penalar yolluyorlar. Güzelleri de var, kötüleri de var. Ama şununla ilgili bir şey söylemek isterim. KNC penaları ile ilgili gerçekten kaliteli olduğunu hissettiriyorlar. Yani el yapımı elinize aldığınız zaman o kaliteyi size veriyor. Yani sadece enstrümanınızın kaliteli olması, kullandığınız ekipmanın kaliteli olması değil, aksesuarların da kaliteli olması size çalın konforu olarak iyi hissettiriyor. Kendinize özel penalarınızı üretmenizi tavsiye ediyorum. Onlarla iletişime geçerek. Aşağıda arkadaşlar KNC penalarının, KNC Pix'in sosyal medya sayfalarının web sitesini, iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Onlarla iletişime geçerek kendi penalınızı yaptırmaya hemen başlayabilirsiniz. Memnun kalacağınıza eminim ben. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir ve yardımcı olacaktır size. Lütfen kanalıma abone olmayı, KNC Pix penalarının sosyal medya sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.